Yerlerini değişti sadece. Makarna işte. Makarna mı? Tamam, yarın sen sabah sabah neler yiyorsun? Patates ama yemez. Yumurta. Yumurta yiyecek mi? Bak bak yumurta. Gördün? Hı? Ne güzel yumurta yapmış hala. Ne istiyorsun? Makarnanın hepsini bitireceğim. Yiyecek mi? Yapalım mı? Şey istiyor. Ben biliyorum. Nazlı. Var var hiç. Çok yaptım bilerek. Neyi? Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi yine yalnızım. Yaren yok çünkü halalarının yanında. Bugün bayağı bir aradan sonra saat 10-10.30'da uyandım sabah. Çok güzel uyudum. Çünkü Yaren 7.30'da uyandı. Halalarının yanına gitti. Dün gece hani size söyledim ya, bugün ilk defa Yaren'siz evde kalacağız. Yaren halalarının yanında uyuyor diye. Gece 3'te baktım Seda getirdi. Yaren normalde geceleri pek uyanmaz ama dün uyanmış. Seda da aldı getirdi ve bana sarılarak uyudu. Böyle sarılmış sımsıkı. Yani ne bileyim, belki çocukta bir korku mu ne oluştu. İşte 3 müydü neydi, Seda getirdi. Onu sakinleştirene kadar bir bakıyorum böyle gözünden yaş geliyor. İşte şey yapana kadar saat 4-4.30'da uyudum. Ne konuştuğumu da unuttum. Selda geldi. Bez falan aldı, arabasını yıkayacakmış. Yaren'de mi kalmıştık ya? Her neyse, gece 3'te Yaren tekrar geldi. Ondan sonra onu işte sakinleştir, odur budur derken yatmam 4'ü buldu. Sabah da 7.30'da uyandı. Ben halalara gidebilir miyim dedi. Ben de gidebilirsin dedim. O zaman işte Şahin de işe gitti. Ben de kafayı vurup uyumuşum. Bir gözümü açtım. Daha doğrusu annem kapıyı çaldı. Kahvaltı hazır dedi. 10.30'da gittim hazıra yani. Kahvaltımı yaptım. Hep beraber dışarıda oturduk. Birkaç video falan çekmiştim ama maalesef az önce telefonu temizleyeceğim diye kökten silmişim. Ama kahvaltı birazcık çektim galiba, o var. Her neyse, güzel bir şekilde kahvaltımızı yaptık ailece. Ondan sonra babam gitti. Ben de eve geldim. Kızlar da sağ olsun işte masayı falan topladılar. Şu anda evi falan toparlıyorlar. Eve geldim, uzandım, ettim. Saat şu an 12.30. Havamız kapalı. Yani benim günlerim yatarak geçiyor arkadaşlar. Bir şey yapmıyorum, etmiyorum. Bir bardak bile kaldırmıyorum, düşünün. Şimdi oturduğum yerde şey yapacağım. Şurada 3-5 çamaşırım var, onları katlayacağım. Ondan sonra Cima, annemle Yaren şoka gittiler. Patlıcan falan alacaklar bugün, mangal yakacaklar dedim ya. Ben de şöyle 2 tane ilacımı içtim. Bu da suda eriyen böyle vitamin gibi. Onu da şey yaptım. Şimdi bunu da içeceğim. Başka da böyle. Dün bir video attım. Çok sevindiniz, çok mutlu oldunuz. Sen böyle ara ara at diye. İnanın ama ne çekeceğimi bilmiyorum. Sürekli yatıyorum. Kızlar sağ olsun bir şeyler şey yapıyorlar. Ama umarım Yaren'den sıkılmazsınız. Çünkü kızlar sürekli Yaren'i falan çekiyorlar. Ben de telafi ederim inşallah yakında. Ama bu aralar böyle işte biraz yatarak biraz oturarak. Çünkü sürekli sol tarafıma yattığım için artık inanın şu taraflarım ağrıyor. Birazcık sohbet edeyim. Daha sonra da tekrar zaten yatacağım. Öyle arkadaşlarım. Neyse. Sizlere günaydın dediğime göre ne yapacak Feride? Feride yine birazcık uzanacak. Birkaç gün böyle idare edelim. Allah'ın izniyle. Her şey yoluna girsin. Öyle. Çöplerim birikti. Şahin eve gelirse gün içerisinde söyleyeyim. Yani düşünün, çöpü bile daha yani çöpü bırakın, bir bardak bile kaldırmıyorum. Son 3-4 gündür mutfağım tertemiz. Hiçbir şey yapmıyorum çünkü. Ne bileyim, ellerim şu yüzük, bakın zaten balon gibi görüyorsunuz değil mi? Ellerim şişti. Yüzüğü çıkaramıyorum zaten. Şurasını görüyor musunuz? Şey gibi. Şuraya bakın. Balon el. Ayaklarım da aynı şekilde. Çünkü sürekli su içip yatıyorum. Su, su, su. Yiyorum. Mesela şu an ara öğünüm geldi. Muz.
ceviz bir şeyler yemem gerekiyor. Bugün ilk defa şey yedim. Avokado yedim kahvaltıda. Bayağı yedim hem de bir tane avokadoyu böyle ekmeğe sürüp reçelle. Onu yedim. Kaşar peyniri yedim. Ve balon gibi eller. Balon gibi şiştik. Neyse ben bir ara öğünümü hazırlayayım. Onu yiyeyim. Daha sonra bir yerlerde görüşürüz sizlerle. Ara öğünüm hazır. 2 adet muz, kayısı, ceviz ve kakaolu süt içeceğim şimdi. Ay açamıyorum da. Süt sevmeyen ben. Günde 1 litre, 1,5 litre süt içiyorum şu an. İnsanın evladı için yapmayacağı şey yokmuş demek ki, değil mi? Şimdi böyle bol koyayım. Cırcır böceklerin sesini duyuyor musunuz? Nasıl ötüyorlar? Bunu karıştıralım. Sütü ben ısıtmıyorum arkadaşlar. Soğuk soğuk içiyorum. Zaten sütle pek aram yok. Bir de ısıtırsam hiç içemem. O yüzden Yaren'in sesi geliyor. Marketten geldiler galiba. Halası da arabasını yıkıyor. Onun yanındadır kesin. Şimdi bakarız. Hadi eri bakalım. Şu kakaolu sütü yapınca şey Ömer aklıma geliyor. Özlem. Almanya'dan gelmişti. Ömer durmadan kakaolu süt içiyordu. Şimdi ben de Ömer gibi oldum işte. Evet Mirakuş, her şey senin için. Cevizleri yemin ederim neredeyse 1,5 kilo cevizi bitirdim birkaç günde. Şimdi bunu gidelim güzelce yiyelim ama önce bakalım bizimkiler ne yapıyorlar. Tabii yanlarına gitmeyeceğim de. Şöyle bir uzaktan. Selda arabayı temizliyor. Orada var. Sesi duyuyor musunuz? Bahçemi özlediniz mi? Sabah buradan salatalık falan toplamıştım. Ama şey o videoları silmişim. Neyse kızlar müsait değiller. Temizlik yapıyorlar. Ben de içeriye geçeyim. Çok sıcak çünkü burası. Şurada Yaren oyun hamuru döktü. Düşünün burayı bile süpüremiyorum. 2 gündür duruyor arkadaşlar. Ki gününe 2 defa evi süpüren ben. Maalesef yapamıyorum şu an. Şu kaşığı alayım da şey yapayım. Şunu iyice karıştırayım. Evet Mira. Şifa olsun sana. İnşallah. Bayağıdır odamızı görmüyorsunuz değil mi? Ve tabii ki benim minnoş Yaren'imin beşiğini de görmediniz. Birkaç gündür bunda yatıyor. Bunu komşumuz satıyormuş. Babam almış getirmiş ikinci el ama yine de gayet güzel temiz bakılmış. Sadece şurası birazcık boyası falan şey olmuş ama ona rağmen gayet güzel. Hatta şu çekmecelerini babam tamir ediyor şu an bir şey böyle hani çekerken şey olmuş. İki tane çekmecesini de getirecek. Onlar da şey olacak. Yani Yaren kuşun beşi gayet güzel. 3 gündür yatıyor şöyle. Aldığım nevresim takımı vardı yani. Mira ile Yaren'i. Onu da serdim. Burada da kardeşinin ve kendinin uyku arkadaşlarını da koyduk. Geceleri yanında yatıyor. Yarın öbür gün de Mira geldiğinde şu beşi Yaren'in biraz bu tarafa çekerim. O komodini şu aynanın önüne koyarım. Şey camın önüne. Oraya da Mira kuşun beşiği gelir. Yani iki kızımın da beşikleri yanımda olur. Yani yanı başımda olur. Anneleri de zaten burada. Şimdi ben niye buraya geldim? Biliyorsunuz hastane çantamı hazırlamıştım daha önce. Ve şimdi de şöyle birkaç bir şey daha koydum. Onu da şimdi anlatacağım niye koyduğumu. Bez falan yine şey yaptım. Şuradan biberonunu ve emziklerini çıkaracağım, kaynatacağım. Onlar da hazırda dursun. Şimdi kısaca anlatayım da niye bir daha kıyafet falan koyuyorum. Bundan bir 2 hafta mı, 3 hafta mı
ne kadar oldu bilmiyorum ama hastane çantamızı beraber hazırlamıştık. Valizim hazırda duruyordu. Ki en son kontrol, en son değil de onun önceki kontrole gittiğimde doktor Ağustos 1 doğumun gerçekleşeceğini söylemişti. Ama bu sefer kontrole gittiğimde Mira kuşumuz belki 1 Ağustos'u bile beklemeyebilir dedi doktor. Zaten 1 Ağustos'ta gelseydi yani normal bir şey olacaktı. Ama 1 Ağustos'tan önce gelirse bu tabii ki birazcık bizim için şey olacak. O yüzden ben de hastaneye birkaç günlük kıyafeti, şu arkamı temizliyorum da oraya oturacağım. Birkaç günlük kıyafeti zaten ayarlamıştım, koymuştum ama erken 1 Ağustos'tan önce gelirse ve hastanede ne kadar kalacağımıza, işte küvezde yatma durumu olur mu falan onu bilmediğim için birkaç tane daha ekstradan bir çanta, hani dün çanta gösterdim ya, o çantaya ekstradan birkaç kıyafet daha koyacağım. Mesela şu bir dahaki, şimdi birkaç gün sonra kontrolüm var. O kontrole giderken hastane çantanda al gel demiştim. Çünkü duruma göre bakacaklar, şey yapacaklar. O yüzden valizimi götüreceğim. Çünkü valizin içinde hem benim kıyafetlerim var hem Mira'nın kıyafetleri var. Ama ekstradan siyah çantaya birkaç kıyafet, işte bez, mama şeylerini koyacağım. Eğer doğum gerçekleşirse, işte ne bileyim Ağustos'tan önce olursa, o çanta da hazırda bulunsun. Kızlar getirirler bana hastaneye. O yüzden bunları çıkardım arkadaşlarım. Ne olur ne olmaz. İnşallah öyle bir şey olmaz. İnşallah 1 Ağustos'ta, işte ne zamanki doktor söyledi. Ay, elime ne yapışmıştı. 1 Ağustos söylemişti. İnşallah o zaman gelir. Ama yine de ben hazırlıkta olmak istiyorum. Her şeyim hazırda dursun. Yani ne olur ne olmaz. Bezler almıştım. Birkaç tane, işte 10 tane bez daha çıkardım. Şurada şöyle mama kabım. Ona da Aptamil'i doldurdum. Şimdi biberonumu ve emzikleri kaynatırım. Onları da koyayım. Şurada şöyle ekstradan bir çanta daha. İşte çorap, ne bileyim kıyafet, zıbın, mendil falan bir şeyler koydum. Şunu da Gülistan teyze yollamıştı ya, çok hoşuma gitti. Bunu da şimdi makineye atacağım ya da elimle yıkarım. Çünkü bir tane kıyafeti atamam şimdi. Elimle yıkarım, bunu da almak istiyorum. Bakar mısınız şunun tatlılığına? İnşallah bunu da giydirdiğimiz günleri göreceğiz. Gülistan teyzesi, sana da resim atarız. Öyle canlarım. Yaren dediğim gibi birkaç gündür yani... Aynı yatakta değiliz ama yanı başımda. Beşikte, bayağı da alıştı beşiğine. Orada yatıyor ki zaten bu beşik olmasaydı Mira geldiğinde, işte Mira beşikte yattığında Yaren biraz şey yapacaktı, biliyordum. Tam da isabet oldu. İşte babam bundan birkaç gün önce baktım getirdi. Böyle böyle işte dedi, satıyordular. Ben de elden yani şey yapmak istemedim. Gayet güzel dedi, sağlam baktım ettim dedi. O yüzden aldım. Ben de iyi yapmışsınız dedim. Yani en azından çocuk yatıyor şimdi. Neyse. Bu kadar yiyip de yatmanın arkasından iyice nefes nefese kaldım. Şimdi ben şu valizi tekrar gözden geçireyim. Koyacaklarımı koyayım. Ondan sonra bir tur kızların yanına gideyim. Çünkü bayağı bir 3-4 saat oldu, hiç çıkmadım evden. Gideyim bakayım ne durumdalar, ne yapıyorlar. Yaren'in havuzunu babam sabah doldurdu. Dünkü suyu boşalttık, yenisini doldurduk. Yani daha doğrusu babam sabah doldurdu. Şortunu götüreyim. Su belki ılımıştır şimdi. Cadalozum girsin. Evet, hadi bakalım. Hazırlayalım şimdi. Ah Mira Mira. 1 Ağustos'ta gel be kızım. Selda diyor ki gelirken, işte geldi diyor ki ya diyor, o kadar güzel planlarımız, yani planlarım diyor vardı ki diyor, işte mesela Mira doğana kadar diyor işte bunu yaparız, şunu yaparız. Çünkü hani doğduktan sonra bayağı bir evden çıkmıyorsun. İşte 40 çıkana kadar mesela ben fazla şey yapmıyorum. Diyor ki işte bayağı bir planlarım vardı. İşte gezeriz, tozarız, şey yaparız. Zaten normalde de zaten doğuma 20 günüm kaldı. Yani eğer her şey yolunda giderse tam 20 günüm var zaten. Ama olur da böyle bu kız erken gelmek istese, onu bilemem tabii ki. Allah'tan çok bilen yok.
Her şeyi Rabbim, hani her şey herkesten daha iyi Rabbim bilir. Sonuçta canı veren Rabbim geleceği tarihi de, geleceği günü de o belirliyor. Biz maalesef bir şey yapamıyoruz. Ama her şeyin hayırlısı olsun. Yani öyle planlarım diyor vardı. Ben de dedim ki tamam dedim şu bir kontrolü daha atlatalım. Her şey yolunda olursa yine dedim şey yaparız böyle tabii ki. Mesela ben şu an hiçbir şey yapmıyorum, etmiyorum, kendimi yormuyorum ama yine de böyle dedim bir yerlere gideriz mesela arabada falan. Öyle arkadaşlar şimdi. Şu çantayı da bir hazırlayayım. Ondan sonra kızçelerimin yanına gideyim. Ay. Değil mi? Bu valizi zaten sizlerle beraber hazırlamıştık. Bu taraf Mira'nındı. Şöyle. Bu tarafta benimdi. Benim zaten fazla bir şey koyulmayacak. Ekstradan iki tane pijama takımı almıştım ama ekstradan bir tane daha koyacağım. Ne olur ne olmaz. Ama kendimin fazla yatacağımı sanmıyorum ki. İnşallah tekrar söylüyorum hiçbir şey olmaz ve zamanında hayırlısıyla gelir. Kendimin fazla yatacağımı düşünmüyorum ama Mira'ya ekstradan kıyafet alacağım. Şurada da işte bezlerini hazırladım. Şimdi diğer bezlerin içine bunu da koyacağım. Ya da ayrı koyarım. Çünkü bu çantaya şey yapacağım. Bu da yedek ekstradan aldığım kıyafetler. Bunlar zaten hepsi yıkanmıştı. Niye açılmıyorsun? Şöyle takımlar. Ne bileyim işte şu da şey... İlk daha yeni hamile olduğumu öğrendiğim zaman aldığım böyle minnoş bir tulum. Hatta bunu alırken şey demiştim. Ya dedim ben niye bakmadım dedim. 2,5 kilo içinmiş dedim bu. Ben dedim niye bakmadım yani sonuçta dedim bebek belki 3 kilo doğar falan. Ama işte demek ki baştan ne alıyorsun öyle oluyor. Bizim Mira kuşumuzda büyük bir ihtimal 2,5 veya 2,200, 2,300 bilemem tabii ki ama... Öyle gelebilir. Yani bu tulumunu o yüzden almak istedim. Giydiririm diye. Allah tabii ki o günleri inşallah hayırlısıyla nasip etsin, göstersin. Yani öyle takımlar bir şeyler hazırladım. Çorap, zıbınlar, altlar, şeyler, ağız mendili, ter mendili. Şunun etiketini koparayım. Bunları da koyayım. Bu da tavşanını aldım. Tavşanının kuyruğu. Şöyle bunları da koyalım. Bunu dediğim gibi yedek olarak şu çantaya koyacağım arkadaşlar. Yani hastaneye giderken bunu götüreceğim ama ekstradan bir durum olursa kızlara söylerim. Bu çantayı alır getirirler. Burada da var. Şöyle burada da birkaç tane tulumu, sonra zıbınları, şöyle bir şeylerini buraya koydum. Bunların ağzını kapatayım. Ondan sonracığıma şu biberonu kaynatayım. Mamasını falan içine koyayım. Bunlar da aradan çıksın. Şunu da elimle yıkayayım da alayım ya. Hoşuma gittin sen. Tatlış. Öyle. Şu da mama kaşığı. Bunu da kaynatacağım şimdi ve koyacağım içine. Öyle arkadaşlarım. Salatalıklarım iyice öldü. Bakar mısınız? Sabah birkaç tane kopardık yedik. Yok yok ben içmeyeceğim ya. Bir şeyler atıştırdım da siz kahve yapmayın. Ben süt içtim çünkü. Yaren girdi mi sen de havuza? Yaren girdi havuza çıktı havuzdan şimdi kahve yapıyor. Yine bir sürü taş atmış içine. He? Evet taş atmış. Bir sürü taş atmış. Havuz akıyor mu? Yok. Dedi yok. Ki havuzun suyu soğuk. Soğuk niye mu? Soğuk? Ben size diyor, dedesine diyor. Ben size demedim sıcak suyu açın. Dedesine tamam kızım özür dilerim. Gitti suyu açtım. Yok şey fazla sıcak. Soğuk da değil ha. Hayır ama. Ha doldurdu mu? Hortum atmıyor değil mi Firdevs? Yok hortum takılı orada. Hayır kapamamış dedem. Kapadın mı? Kapamamış. Yok kapamış. Ama hortum sıcak da o yüzden dedim. Kapamış. Dedi ki havuzdan niye çıktı? Benim uykum geldi dedi. Eve de geldi. Seda diyor ki uykusu gelmiş. Hmm. Sen de akıyor galiba. Sen
Dur ben kapatayım. Yok o. Yok ha tamam. Diyor ki şey Seda çıktı. Halam nerede dedi. Peşine koştu geldi. Ha. Yıkadın mı sen arabayı? Hayır şimdi yıkadım arabayı. Seda salonu misledi. Hala da devam ediyor. Tertemiz etti her yeri. Ellerine sağlık. Yaren'in çeyizlerini görüyor musunuz burada? Bütün oyuncaklarını buraya getirdi. Halaları da hani bizde yıldız var ya şöyle bir tane ay almışlar. Ve burada bir sürü boyama kitapları, boyama şeyleri almışlar. Puzzle'lar getirmişler. Halasıyla gayet güzel oynuyorlar. Bakın bütün çeyizleri buraya geldi. Ama mis gibi oldu. Bir günde şu sobanın içi temizlenecek. Ama o gün bugün değil tabii ki. Çıkma sakın. Atletini çıkardı. Ben de çıkmasın dedim. Her neyse ev vallahi mis gibi oldu. Ama baya baya da yoruldular. Bir de şimdi mangal dökülüyor onları. Çıkma. Ay. Kapalı mı burası? Cırcır böceklerine bakın. Babam da şu paspasları yıkıyor. Araba yıkandı ama şimdi paspaslar kaldı. Bir arada şuralar bir temizlense. Ha? Ne güzel oturuyoruz değil mi anneciğim? Ekmek elden, su gölden. Vallahi bütün gün kızlar çalışıyor. Çiçekleri Selda oraya koydu. Yaren'in resimleri. Buraları babam yıkamış. Ben içeride bir saat uyudum. Çıktım ki buralar parlıyor. Değil mi kız? Bir tane de çikolata yedim. Rengime bakayım. İki tane getirdim ama ikincisi gitmedi. Benim merdivene kadar yıkadılar. Yaren her yerde senin kıyafetlerin var. Nasıl olacak bir tane? Hı? Nasıl olacak? Nerede? Bak orada her yerde senin kıyafetlerin asılı. Ta şu arayı yıkadılar. Benim merdivenin orayı yıkadılar. Ah, değil mi anneciğim? Halacıklar bayağı çalıştı değil mi? Yoruldular. Şimdi de içeride babam falan tavukları şey yapıyorlar. Parçalıyorlar. Odunları hazırladı babam. İçeri mi gidiyorsun? Tamam. Odunları hazırladı. Birazdan artık mangala başlarlar. Yaren'e dün halaları terlik getirmiş. Resmi düşmüş kızımın ya. Buraya boyuyu böyle asıyor. Çok hoşuna gidiyor. Etraf mis gibi oldu. Ay biraz gezeyim ya resmen. Resmen bavul oldum bavul. Balon. Bir arada gerçi bu aralar ne zaman olur bilmiyorum ama şuralarda bir temizlense. Her yerde bizim kızın kıyafetleri. Şu çiçekleri de buraya koyduk. Koydular daha doğrusu. Havuzu sabah doldurmuşlardı ama içine şey olmuş. Yaren bir şey atmış. Şimdi boşaldı. Tekrardan dolacak. Odunları babam hazırladı. Annem de soğanla patlıcanı buraya getirmiş. Öyle işte. Değil mi güzel evim? Özleştik seninle yata yata. Anahtarım da sürekli kapının üstünde. Annemler geliyor falan. Ben de ikide bir kalkmayayım diye anahtarı bırakıyorum üstünde. Hiç lekte gitti. Şunu koparmayalım değil mi? Birkaç gün daha dursun. Gidelim bakalım babam şimdi tavuğu nasıl parçalıyor. Biraz da onu izleyelim değil mi? Sanki kızlar değil de misafir olan benim. Yiyorum, içiyorum, yatıyorum. Ay. Bakalım ne yapıyorlar mutfakta. Şu kızım, görüyor musunuz bunları? Ah Yaren, ah. Ne yapıyorsun Minnoş?
keyfe bak keyfe. Keyfe bak yarenlik. İzliyoruz. Kim doktor abi? Güzel değil. Başka? Annesi kumuyor onun evlerine ha. Başka? Ayça kocasını çok ıslıyor annesi bırakmış. Açalım şimdi. Şimdi döndürü koluna. Bak. Başka? Şu oru kapatır mısın? Tamam. 15 lira. Tamam başka? Ben şimdi yine yapacağım. Neden koymayayım? Sosumuzu hazırlıyoruz. Ne koyduk? Sarımsak. Maydanoz, sarımsak, soğan, yoğurt. Soğanın suyu, yoğurt. Yoğurt da mı var? Yoğurt da var içinde. Başka? Pul biber, karabiber. Kekik. Kekik koyduk mu? Evet, kekik koyduk. Tamam, onu da koyduysak tamamdır. Evet, yare neydi o ama? Ne? Kanatlar yare ne değil mi? Yare ne oldu? Şu tepsiyi kaldır bakalım. Çok güzel çalacak. Şimdi bekleyecek mi baban? Zaten şey ateş yanıncaya kadar yeterli bir yer. Dolaptan. Yok yok dolaptan ne? Uzun süreli yaparsan dolaba koyarsan. Mesela bir gün önceden falan hazır dolaba koyarsan. Tamam. Bakalım şimdi marinelendi. Hı, yeterli. Okey tamam şimdi bu dinlenmeye. Salatalarımızı hazırlamaya gidelim. Yaren sen ne yapıyorsun ablacığım? Ama bana tepsiyle alacağım. Neden? Elini kesersin bir tane. Elini içinde yapayım mı? Salata için ama hazırlık elini, yapıyoruz değil mi? Elini kesersin. Başka sanki şeyde bahçedeydi Seda. Patlıcan soğan. Evet. Kamerat kızımız. Ama keser misin bunu? Sen onu öyle kesmiyoruz. Bak dede nasıl öğretti böyle pıt pıt pıt. Okay. Böyle. Hava alsın. Hemen olsun. Elini kesersin. Bak bıçağı şuradan tutarlar. Aman Allah'ım. Şöyle benim gibi. Feride. Ne güzel bir şey öğretiyorum değil mi? Feride dizine dizine. Anneciğim bak batar bir tane. Ama halayla git de başka işi yap. Hadi. Sen hani bizi muayene ediyordun bunlarla. Ha, git halanın ayağı bak şey olmuş variz olmuş git ona bak. Bana bir tatil yazar mısın reçeteye? Yarın için bir tatil ayarla halaya. Yaren Hanım. Hadi. Poşet yap. Tamam kızım poşet moşet ayarla. Biberleri yapmıyoruz zaten sadece patlıcanları yapıyoruz. Böyle. Evet. Bak yarın bugün yaparsın lazım olur diye. Ne yapıyoruz? Bak bıçağı alıyorsun şu ucundan tutuyorsun. Kaç yere delik atıyoruz? Yani... Ya atıyorsun ki işte bunlar şeye koyduğun zaman içi püfü yapsın hemen olsun. Anne yapabilir miyim? Ya dakikadakiler öyle yapıyor mu ya? Yapabilir miyim? Hiç görmedim. Demek ki bu ayrıntıyı kaçırmışım. Ya şimdi yap. Yaren'e ben de bak, önceden. Yaren. Buldum. Şimdi önceden ben de bilmiyordum. Babam öğretti bana. Böyle hemen hava tabii alıp. Ki, daha... Kız! Şşt, yapma. Bıraktım ben. Bitti. Bunlara zaten gerek yok. Başka bak. Şey bahçeye git, şey patlıcan var. Onları al da gel poşetle. Koş. Hadi alacağım. Koş. Hayır. Koş hele yani. Bak Allah aşkına. Bak şuna var, bak şuna bakayım. Bahçeye bak hadi. Ay yandım. Evet bahçede de. Var getir onları da. Evet bahçede. Hayır. Hani patlıcan yok bahçede. Patlıcan. Sadece soğan var. Yanında patlıcan da var kızım poşette. Ben gördüm eve giderken. Kimi kandırıyor? Gözlerimle canım? Gördüm diyor ya ne kokoyu ben neyle görüyorum? Gözlerimle görüyorum. Sen diyorsun göremiyorum o da diyor ki ben gözlerimle görüyorum. Sen burnun dibinde yani göremiyorsun bana evet. Şeyle gözlerimle diyor. Yaren hadi patlıcanları getir. Bekliyorum. Gidiyor çocuğum. Ne? Evet hadi. Babam nereye gitti senle? Aparta gitti. Kameralar takılacaktı. Orada olmam gerekiyor. Takılmıştı. Bilmiyorum. Kameralar takılmıştı. Abin Allah bilir beni de aradı telefon evde. Kalkma şimdi. Hadi kızım koş. Onu çekmem lazım.
Hadi alacağım. Bakayım. Sen ama biz senden soğanları istemedik ki, sadece patlıcanları istedik. Sadece patlıcan alman yeterli. Hadi. Ha, orası mı birleşik? Halacığım birleşik değil ki bu. Bak, ayrı. Hadi. Soğanlar orada kalsın. Soğanlar orada kalabilir. Hadi. Efendim. Hadi. Hadi. Hadi cimcime. Hadi. Yaren Hanım geliyor patlıcanlarıyla. Getir. Aferin benim kızıma. Aferin ya. Aferin. Ne kadar çalışkan bir kız. Hep anasına çekmiş. Diyor soğanları almış diye çok var değil mi? Soğanları bırak orada. Sana kim dedik soğan getir? Sana dedim ya şey. Salatalık annende de mi yok? Bende de yok. Şey var, domates var bende. Şey olmaz mı Seda, domates? Seda bir dakika. Biz buna sarımsak koymuyor muydu patlıcan salatasına? Seda biraz sarımsağı fazla şey yapar mısın? Soyar mısın? Geç kaldım. Fazladan koydum. Neden söylemedin? Neyse o zaman. Birazdan tekrar sorarız. Sarımsak koyuluyor. Evet. Ama çok fazla olacak. Kırkara koydum. Siz demediniz ama mi? Bu sarımsaksız. Güzel olmuyor. Olmaz ki Seda. Tamam yaparız. Onay yaparız. Yani sen ne yapıyorsun anne? Elbise mi yapıyorsun? Para. Kızım ne yapıyorsun ya? Anne sen şimdi bir şey yap. Ne yapıyorsun? Anne sen şimdi bir şey öğreteyim mi? Öğret bakalım. Öğret bakayım. Hayır sana sorayım. Tamam. Bak böyle çıkıyorsan. Sana kim öğretti onu? İçecek kazanıyorsun. Ha, challenge yapıyoruz biz. Buraya içecek koyuyoruz. Hmm. İçeceği çekiyoruz. Dökülmeden, yırtılmadan şey yaparsan kazanıyorsun. Aa, yapalım mı o zaman bir ara challenge video? Bir ara yapalım ya. Bir ara video challenge yapalım. Baba yani nasıl kazanmıştı Yaren? Ben kazandım. Baba, nasıl ben kazandım? Diyor ki sende yüzü bir bozuldu var ya. Dedim, kimin? Ben kazandım. Yaren'in kız. Hadi ya. Ben kazandım. Suratı nasıl bozuldu? Ya babacığım. Annem kazanamaz. Beraber kazandık. Bak, babam kazansın. Ama peki. Işte. Ben de kazandım. Kamerayı niye sallıyorsun? Yapmasana kızım. Tamam bu da bitti. Burada bak, anne var bak. Saat kaç oldu? Teyzelere merhaba de. Ne yapıyorsun Yaren? Ben şeyi dedim Seda. Mesela bu yoğurtlu semizotu var ya. Bir yani. De patlıcan salatası var. Ekstradan mesela şey diyorum. Aa. Mevsim salatası mı ne diyorlar? Onu etmeyeceğiz mi? Yapalım onları. Annesi Yaren sabote ediyor çekimleri. Salatalık yok ama böyle kuru soğan ve domates bir de yeşillik. Mantıklı. Değil mi? Çünkü o mangalında gidiyor. Yaren hele bir koşu git domates al da gel. Sırata bak ya. Bir koşu. Biliyor musun domatesin yerini? Dolabın içini açamaz. Git al da gel anneyim. Biz de gidelim mi? Git halayla hadi. Gel. Hadi halayla gidelim. Hadi biz gidelim. Biz git, gidiyoruz ya domates Yaren'le. Al, o sepet ailesini al da gel. Sen de. Sepet mi? Ya, domates şeyi var içinde böyle kasa gibi duruyor. Onu al da gel. Tamam hadi Yaren. Hadi. Yürü. Hadi Önder yürü kapıyı aç halaya. Hadi evinize gidiyoruz. Hadi alacığım koş koş. O soğanları da yolun ortasından kenara alalım lütfen Yaren Hanım. Evet kenara alalım lütfen. Çok ağır. Çok mu ağır? Ama geç kaldık. Hadi mangala geç kaldık. Halacığım koy oraya. Heh, tamam hadi. Soğanlar ıslanacak sonra. Hadi. Hadi gidiyoruz. Ay bir şeyler. Hadi. Dede diyecek. Hadi çabuk de. Hadi bakalım. Terliğimizi kapı kenarında çıkarsak daha iyi olur mu? Hı? Kapıyı açalım. Haydi bismillah. Oo! Burada klima açık. Burada mı? Hadi gel. Aa, burada cimcime yaran varmış. Ay ben de yeter taraftan açıyorum. Evet. Heh. Annem bunu al gel dedi de. Hadi bakalım. Bir dakika bu çok fazla bence. Bir dakika ya. Bunun hepsini ne yapacağız? Hayır aç birazını. Birazını geri koyalım. Bu çok fazla. Aç kapağını. Kolayı şimdi almayalım. Bana 2-3 tane domatesi getir. Dolaba geri koyacağım. Getir alıcım. Getir.
Tek tek getirme ya. İki iki getir. Hadi. Bence bunlar çok fazla. Tamam, bu kadar yeter. Hadi bakalım. Bence de bu kalsın. Annen gelince düzeltir. Evet, şimdi bunu alıyoruz. Hadi. Ve gidiyoruz. Ve gidiyoruz. Evet, domatesleri aldık, gidiyoruz. Şimdi Yaren, kapıyı sen kapatacaksın ama. Ben kapatamam, elim dolu. Bir dakika. Hadi bakalım, kapıyı kapat. Kapat kapıyı. Yavaş, elin kalmasın. Elin kalmasın. Tamam. Hadi. Git terliğini. Çabuk. Hiç konuşma, yakınma. Aferin, düzgün giydik. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Bahçenin yeşilliği mükemmel. Ama beni bekle. Bugün artık girmezsin havuza. Bugün gerek yok değil mi? Hadi. Feride 6 tane getirdik ya. Hepsi fazla. Hadi bakalım. Kuru soğanla yaparız. Olur işte. Hadi Yaren. Hadi alacağım. Tamam. Hadi. Mangal zamanı. Hadi, güzel yanıyorsun. Yaren. Yaren, dolma mı yapıyorsun? Gel buraya, gel. Gel. Kola canavarı. Kola ile Fanta. Gel. Bu fesleğen mi? Bir dakika. Bahçeyi, ay ne kadar güzel büyümüş. Onu Diyarbakır'a giderken götür, hemen büyüyor bak. Ay mükemmel olmuş. Ben Diyarbakır'da çok yaygın ama bu kadar büyük görmemiştim. Bir şey diyeceğim, birazcık da reyhan eksik ya. Kokusu çok güzel. Dalını koparıyorsun. Bak şöyle suya koy, kökü çıkıyor. Tamam, tamam. Sonra bak taksiye görüyor musun? Evet. Bunun özelliği şöyle, bunu böyle 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 sallıyorsun ve her yere koku yayıyor. Sen biliyor musun, bunu annem 2 hafta önce evde böyle kırpmıştı. Ve böyle oldu geri. Çok güzel, bereketlenmiş. Ama burada da sivrisinek gelmiyor. Burada yer fıstığı mı var? Yer fıstığı var. Evet. Çok güzel. Şu bardaktaki fesleğenimi az önce Selda'ya da gösterdim. Bakın bayağı bir köklendi. Onu şimdi bu toprağa dikeceğim. Bahçeden bir tane yenisini getirdim. Şimdi bunu kökleştireceğiz. Yani kökü çıksın. Birazcık su alayım. Ne yapıyor hala? Şöyle ıslatalım. Babam ateşi yaktı. Apartta işi varmış. Oraya gitti. Şimdi Selda da başında bekliyor. Duruyor. Biliyorsunuz bu işleri ben yapıyordum ama malum şu an yapamıyorum. Şöyle birazcık açalım da. Değil mi kızım? O işleri halaya devrettik değil mi? Bunu da dışarıya alacağım. Çünkü evde geçen gördük, fesleğen olmadı. Hatta şu suyunu da dökeyim ve yeni koyayım buraya. Bu demek ki dışarıda oluyor. Bu ne, boncuk? Evet. Şurada da 3-5 bulaşığım var. Bugün işte süt falan, yediğim ceviz, bir şeyler yediğim şeyler duruyor. Akşama toparlarım. Ney? Ama senin makarnan duruyordu ki halanın orada. Mangal yapıyoruz kızım, ne nundulu. Şöyle bu da burada güzelce kök çıkarsın. Bakar mısınız şunların köklerine? Bakın şöyle pembiş de göstereyim. Kocaman oldular. Evet, şimdi dışarıya çıkabiliriz. Ne istiyorsun kızım dolapta? Ha? Dolaptan ne istiyorsun boncuk? Ne istiyorsun? Evet. Onu da dik. Bak Selda, hemen diktim. O köklüsünü. Sana Diyarbakır'a giderken veririm bu saksının birini, götürürsün.
Kızım. Büyümedin mi sen onun için? Ha? Orada oturmak için fazla büyük değil misin? Ha? Orada oturmak için fazla büyük değil misin sen? Kızım. Vereceğim. İçerideki çiçekleri suladım ama bu dışarıdakiler kaldı. Yok artık alevlenmiş. Yenileme. Artık alevlenmiş Selda. Ay. Ne kadar çok insan yatıyor, o kadar çok şey oluyor ya. Her tarafı tutuluyor. Şunları da dolaptan çıkardım. Takmam lazım diye. Sandalye değil mi sandalye? Sandalye değil kız, lazımlık. Şurada. He, Yaren oturuyor işte. Aa, o pembeyim diyorsun. Halası yastık vermiş Yaren'e. O Yaren'in tuvaleti. Yok kız. Evet diyor, kafa sallıyor. Hayır be, içi bunu baksana. Bunu Miray'a mı ayırdınız? Hayır ya, babam kaynak yaparken baksana içini delim deşik yapmış. Bu da Miray bebeğinin. Ha, görmedi. Miray bebeği yok, görmedi. Bu da Miray bebeğini içi tutuyor. Hele oturuşa bak, kral koltuğu. Hmm. Halana teşekkür ettin mi? Sen getirdin. Seda halayla ben getirdim. Seda halayla birlikte getirdim. Düzgün oturur musun şu çiçeğin üstüne, bak ne olmuş. Kurumuş, ilaç sıkmıştık bak. Bunları keseyim makasla. Bu da yeni açıyor. Yerlemezsen bir şey olmaz. Yok yok, artık alevlendi. Bak nasıl alevlendi. O ne alacağım, ne içiyorsun sen? İçecek kola, Fanta Mix. Onun adı. Halası. Bu sene salatalıklarımız içiyor. Yaren kertenkeleye bak, kocaman. Bak. Bak burada. Burada işte duvarda, şurada. Kafasını da kaldır. Ne yiymiş acaba şişko göbeği bir ton? Benim gibi Yaren. Sana dedim ya, şişkolarımızı gördün mü diye, avokadolarımız. Neneni bir daha söyle. Bir daha söyle. Şişko de Yaren şişko de. Şişko. Bir daha söyle şişko. Şikşo. Şikşo. Aa, görebiliyorum. Evet. Şikşo. Ah. Şikşo seni. Otantik fincanımızla kahve. Ay, rüzgar da bir şeyleri getirdi. Güzel içildi mi sen de dün bununla? Ben beğendim. Güzeldi, evet. Öksürmüştüm. Tamam, öksürmüş müydüm kızım? Biz böyle yere halıyı serdik. Oturuyoruz vallahi. Değil mi kızım? Ateşin son şeyleri. Şimdi patlıcanı dizeceğiz. Ondan sonra babam gelir diye umuyoruz. Geldi herhalde. Yok, gelmedi. Dur hele kızım, ne yapıyorsun? Ya vallahi ya yoruldum sayın şu doktor setlerine. Git halanı muayene et ya. Şeyle, ha, o bezle siliniyor önce. Bezle siliyorsun. Evet. Otların içinde kahve. Ateş daha yeni söylüyor. Ateş yeni. Ateş yeni hazır oldu. Dede iş başında değil mi Yaren? Diyordum. Evet. Büyükken demiyor musun? Biraz daha değişik diyor. Ya alemsin. Küçükken de diyorum. Alemsin Yaren. Ha, o zaman çocuk şeyiyle dede diyormuş. Şimdi biraz daha büyümüş. Ha Yaren. Ne yapıyor dede? Senin geçen sene küçükken şarjını almıştın ya sonra. Ya şarjı. Şarjı mı almıştın? Ne getirmiş hala sana? Ne getirmiş? Boyama kitabı getirmiş. Bir sürü, değil çok mi? Güzel onlar, yaprak yaprak. Ama bu güzel, evet. Yaren bir saatte çok boyuyoruz onları. Sonra Mirket köyü. Dünkü anlatıyordum da ki bu da kendi, evet, hikayesini kendi anlatmaya başladı. Ya, bir kız varmış, annesini dinlemiyormuş. Ay. Ondan sonra o kız ne olmuş Yaren? Annesini dinlemiyormuş, babasını dinlemiyormuş, öyle diyor. Sonra ne oluyormuş? Gece 3'te ağlıyormuş, geri geliyormuş eve. Ha? Çöplerini de poşete alalım. Tam vereceğim sana. Dur şunları soyayım ben hemen. Dur kızım. Ama soğuk mu? Yok, ılık değil. Çok sıcak oldu şu an. Patlıcanlar sıcak ya. O yüzden çok sıcak oldu. Hadi sen bak, dede senin tavuklarını pişiriyor. Sen dedeyi izle, ben bunları soyayım oturduğum yerde. Telefon lazım. Telefon mu lazım? Tamam. Hadi bak şununla oyna sen. Pıtır pıtır hadi. Getiriyor musun? Getiriyor. Bir tepsiyle poşet getirecek Seda. Değil mi Yaren? Hadi bakalım şunları soyalım. Hop.
Yaren, keyfin yerinde mi? Yerinde, yerinde. Galiba yerinde değil mi kızım? Galiba'dan da öte çok çok yerinde. Tabağı neredeyse kemikleri duruyor. Ama bak biz de yiyeceğiz şimdi. Gördün mü? Şimdiki acıkmış. Şu maydanoz değil mi? Evet. Maydanoz da mı koyuluyordu? Evet, maydanoz. Koy koy çünkü az kaldı. Köfte zaten hemen oluyor değil mi? Tamam Seda sen yav altını çok kıs. Koy. Zaten son şey. Pilavı ocağa koydum. Tabakları güzelce. Ha yok yok. Tabaklara değil. Tabaklara değil çünkü köfte var daha. İçecek bende ya onu getiririm ben şimdi. Seda sen çaydanlığı hazırlasana. Evet şey bunun üstüne koymak için. Ha? Görüyorum. Bakayım. Ne ki o? Yeter. Ne ki o? Zeytinyağsız mı? Tamam. Yeter mi? Yeter yeter. Yeter. Doydun mu Yaren Hanım? Köfte yersin Yaren. Köfte. Köfte güzel bak. Yersin değil mi bir tane iki tane? Gene mi? Nasıl gene? Dede verdi ya sana onu getirdi işte. Kaç tane yedin kız? Beş parça yedi. Yesin yesin. Kız belli ki bugün belli ki gerçekten. Ha? YouTube'dan gidiyor herhalde. Vallahi. Yaren güzel gidiyor değil mi YouTube eşliğinde? Belli ki bugün acıktı. Bugün fazla bir şey de yemedi aslında. Ondan. Hadi bak köftelerimiz dolsun yemek yiyeceğiz şimdi. Limonlar sanki çok az getirdi bu sene. Değil mi? Acaba bir sene az, bir sene çok. Olabilir çünkü çok az var üstünde. Yani sayabileceğimiz kadar az. 10 tane ya var ya yok. Ya gerçi 10 tane belki fazladır da. Yine de az. Şey kalan var mı? Yok. Ama yapraklarını yeniliyor. Bu demek ki bir sene getiriyor, bir sene dediğiniz gibi getirmiyor. Şurada. Bakın minik minik. Gökyüzünün güzelliğini çekmeseydim olmazdı. Şuraya bakar mısınız ne kadar güzel. Gökyüzüne bakar mısınız ne kadar güzel. Anneme diyorum zaten. Kaç gündür dışarı çıkmıyorum ya özlemişim resmen. Güzel sokağım benim. Vay be. Sadece rahatsız eden tek şey şu cırcır böcekleri. Onun dışında görüntü mükemmel. Bakın. Neyse. Geçelim şimdi. Yemeğimizi yiyelim bakalım. Hiç bir şey oturursun yemeğini yiyorsun. Bir günün daha sonuna geldik çok şükür. Sizleri en son nerede bırakmıştım? Yemek yiyorduk galiba ya da yemek yiyecektik. Her neyse yemeğimizi yedik. Zaten kalabalık güzel biliyorsunuz kalabalık oldu mu daha da güzel oluyor. Yemeğimizi yedik kızlar ortalığı topladılar. Mangaldan kalan közlenmiş ateşte çayımızı demledik içtik. Yaren bugün ikinci gün yine yok. Dün gece her ne kadar da eve geldiyse. Bugün yine pes etmedik. Yine bıraktım orada. Yani bu alışması için arkadaşlar ki mesela görümcelerim böyle bir hafta falan olsaydı yani burada kalsaydılar yine bırakmazdım. Ama 2 ay burada Ağustos sonuna kadar burada olacakları için alışsın dedim. Hem bu yarın öbür gün benim için kolay olur. Mesela Mira geldikten sonra da en azından geceleri bazen orada bırakırım. Ve benim için dediğim gibi daha kolay olur. Hem de yarın öbür gün ne olacağımız, nasıl olacak, ne olacak belli olmadığı için
Mecbur Yaren'i bugün ikinci gün yine bıraktım. Gece ağlarsa şey yaparsa tekrardan Yaren'in süsü düşmüş. Gece ağlarsa kızlar yine getirecek. Öyle öyle alışacak inşallah. Mesela kontrole işte salı günü hastaneye giderken gündüz Yaren'i bırakacağım halasına. Gündüz çünkü benimle pek işi olmuyor. Bir Şahin'e gider geliriz. Başka ne diyecektim? Öyle. Yarın birazcık dışarı çıkacağım. O da nasıl dışarı çıkacağım? Aparta kadar yürüyeceğim, geleceğim. Çünkü gerçekten böyle elim ayağım çok şişiyor arkadaşlar. Böyle şey oluyorum. O yüzden yarın birazcık böyle kısa bir mesafede yürüyeceğim. Ama mesela şey demişsin işte yine ayaklanmışsın, yine kalkmışsın ama ben hiçbir şekilde bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Sadece oturuyorum, yemeğimi yiyorum. Birazcık işte bahçede hareket ediyorum. Ondan sonra tekrar yiyorum, yatıyorum böyle. Hiçbir şekilde bir şey yapmıyorum. Bu arada tartıldım. Bir hafta içerisinde 1 kilo almışım. Bunun ne kadarı Mira'ya geçti bilmiyorum ama ben almışım. İnşallah Mira kuşum da kilocuklarımdan nasiplenmiştir. Ona da böyle yağlar yapışmıştır. İnşallah. Öyle arkadaşlarım. Şimdi ben geceyi kakaolu sütle bitireceğim inşallah. Bayağı bir kakao koydum. Tatlı böyle içeceğim. O da Miram'a yarasın. Yaren kuşumu özlüyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi saat 11.30. Bayağı da bir uykum geldi. Halbuki bugün geç kalkmıştım ama. Kızlar yarın sabah Antalya'ya gidecekler. Seda'nın sınavı varmış. O yüzden onlar çok erken çıkıp gidecekler. Annemle kahvaltımızı yaparız vesaire vesaire. Her neyse ben şimdi bu videoyu burada kapatayım. Daha sonra Şahin zaten geç geliyor. 2'de falan geliyor. Ay gözüme de bir şey kaçtı ya. Bir şey kaçtı gözüme. Şahin gelene kadar ben zaten 100. rüya görüyorum. Şimdi hemen uykuya dalacağım. Yaren gelirse çünkü sonra bölünüyor uykum. Ne yapalım? Kapatalım mı videoyu? Kapatalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki vlogları da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.